gece gündüz demeden 14 Mayıs 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Bu seçimlere hazırlanırken de Allah şahittir ki çok çalışıyoruz. Ve biz bu seçimlere sadece bir cumhurbaşkanlığı ya da milletvekilliği seçimi olarak bakmıyoruz. Ülkemizin, devletimizin, milletimizin beka seçimleri olarak bakıyoruz. Çok kıymetli hemşerilerim, sizler bizi 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiniz. Bizler de milletin vekili olabilmek için, sizin vekiliniz olabilmek için sizden vekalet aldık. Tam 5 yıldır. Gece demedik, gündüz demedik. Bu şehrin ne problemi varsa, esnafımızın, sanayicimizin, nakliyecimizin, vatandaşımızın ne problemi varsa Allah şahit 7/24 esasına göre çalıştık. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla aday belli, karar net diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız 2018 yılında olduğu gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkücü delikanlı olur, delikanlı sözünde durur şiarıyla her gittiğimiz yerde ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız o istiyoruz. Diyoruz ki bir pusula gelecek önünüze. 4 tane Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüksek bir oy oranıyla ilk turda seçilebilmek adına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a helal oylarınızı istiyoruz diyoruz. Kayseri'de doğup büyümüş bir kardeşiniz olarak, hemşeriniz olarak Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz olan kıymetli Mustafa Baki Ersoy Beyefendi ile omuz omuza mücadele etmekten duyduğumuz gurur ve şuuru da sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Sizler de, bizler de çok iyi biliyoruz ki kendisi milletvekili olmadan önce Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı iken de milletvekili olduktan sonra da isminin ya da unvanının hiçbir önemi olmadan her aradığında ulaşabildiği, o an müsait değilse mutlaka geri dönüş yaptığı Kayseri'ye milletvekili ne demektir? Bu ifadeyi öğreten şahıs olmuştur. 15 Temmuz 2016 günü milletimiz tarafından doğal bir şekilde oluşan Cumhur İttifakı'nın kurucusu ve isim babası Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in evlatları olarak aranızda bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Siyasi bir kimliğimiz olsa da Yozgatlı olmamız hasebiyle bugün aranızdayız. Ve ben şunu biliyorum ki Yozgatlı 14 Mayıs günü kime tokat atacağını, kimi sandıklarda patlatacağını, kimi de aşağı çıkaracağını çok iyi biliyordur. Bundan dolayı sizlerden hasreten oylarınızı rica etmekle beraber okun gittiği yeri takip etmenizi ve Yozgat'ı bilen, Yozgat'ı tanıyan, Yozgatlı'nın sesi olan, Yozgatlı'ya elini uzatan adaylar kimse, onları tercih etmeniz gerektiğini söylüyorum. Hepinizi saygı ve selamla Allah'a emanet ediyoruz. Ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin ve bugüne kadar vatan haini çıkmayan doğuda, güneydoğuda ve bütün sınırlarımızda en çok şehit veren Bozok Yaylası'nın yiğit evlatları, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kayseri'deki Yozgatlı dernekler olarak gerek Yozgatlılara gerekse Kayseri'ye seçildiği günden beri hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gecesini gündüzüne kadar hizmet veren değerli hemşerimiz, medarı iftarımız Baki Ersoy vekilimizi destekleme kararı aldık.